Merhaba Menesem de kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önceden annemlerin evinde guru kafalarla beraber yaptığımız bir yemekte ve bizim Yunanistan'da bu sefer gittiğimiz, tatillediğimiz ve çok sevdiğimiz bir tarif paylaşacağım. Bu patlıcanlı bir yemek. Gördüğünüz üzere iki tane patlıcanım var. Diğer malzemeleri patlıcanları pişirdikten sonra size göstereceğim. Çok güzel sarımsaklı, peynirli, bol maydanoz ve zeytinyağlı bir patlıcan yapacağız. Patlıcanları öncelikle nasıl pişireceğimizi anlatmak istiyorum. 200 dereceye ayarladım ben fırınımı. 200 derecelik fırında patlıcanlarımı önceden yıkadım. İstiyorsanız bu tepelerini de alabilirsiniz ama ben görsel olarak kötü durmadığı için tutuyorum. Sadece şu başlarını şöyle kesebilirsiniz. Küçük bir bıçak aldığım için zorlandım biraz ama. Şimdi bu patlıcanları üzerine böyle şöyle göreceğiniz şekilde 1, 2, 3, yaklaşık bir 8-10 tane delik açacağım. Ve bu deliklerle beraber yaklaşık bir yarım saat, 40 dakika civarı kabaklarımı fırında pişirme ile közleme arasında bir işleme tabi tutacağım. Ben niye kabak diyorum? Patlıcan, bunlar patlıcan. Patlıcanlarım fırında 30-40 dakika piştikten sonra size kıvamını da göstereceğim ve hızlıca yemeği nasıl bitirdiğimizi de anlatacağım. Şimdi ben bunun deliklerini açmaya devam ediyorum. Patlıcanları önceden ısıttığım fırında, dediğim gibi 200 derecelik fırında 40-45 dakika pişireceğim. Minimum 30, maksimum 40 dakika ve fırından çıkardığımızda beraber bitireceğiz. Patlıcanlar pişti. Şimdi şöyle kalın bir kabukları var şu anda. İçleri yumuşacık oldu. Ben size bir tanesini nasıl yapacağımı göstereceğim. Hatta ikisini de yapacağım ama şöyle ortasından bir çizik atıyorum. Zaten açıldı bakın. Şimdi bunu hafif yandım. Çok sıcak gerçekten. Şunu da tutmak istiyorum. Şimdi bununla böyle kenara doğru bunu açacağım. Yandım. Böyle bile yanıyorum öyle söyleyeyim size. Şimdi bunu da açalım. Bunu da açıyorum şu şekilde. Şimdi gelelim esas bu yemeğin lezzetli kısmına. Benim burada bir çatalım var. Ben bu çatalla şöyle patlıcanın içine iyice çıkarmak istiyorum. Şöyle göstereyim. Ama kabuğunun içinde tutmaya devam edeceğim. Şöyle karıştırıyorum. Keza bunun da aynısını yapacağım. Kabuğu fırında piştiği için kalın şu anda. İçinden de çıkmıyor. Şöyle. Bakın gördüğünüz gibi bunu yandım. Bu şekilde açtım. Şimdi gelelim bunun can alıcı tarafına. Benim burada bir diş sarımsak var. Onu şu beyaz peynirin içine atmak istiyorum. Bu beyaz peyniri istiyorsanız rendele edebilirsiniz. Bir diş sarımsak. İçine yaklaşık böyle iki tatlı kaşığı kadar falan maydanoz atacağım. Şöyle koyayım. Onun içine yarım çay kaşığı kadar tuz, karabiber ve bolca zeytinyağı koyacağım. Yaklaşık bir iki yemek kaşığı kadar şöyle. Ve bunu güzelce çatalımla ezip karıştıracağım şöyle. Ve bunu sıcak patlıcanların içine koyacağım ve karıştırmaya devam edeceğim ki peynirlerim patlıcanın sıcağıyla erisin. Ve sarımsağın tadı ve kokusu da patlıcanların içine geçsin. Şöyle. Bunu da koydum. Şöyle kenara alacağım. Bunu burada karıştırmaya devam ediyorum. İçinden patlıcanları ayıklamaya ve ayırmaya devam edebilirsiniz. Gerçekten şu an harika koktu bile. Bu benim birinci patlıcan yaptığım. Burada bunu güzelce karıştırmaya devam ediyorum. Bakın içinde. Şu an nefis kokuyor gerçekten. Bunun üzerine birazcık da tadımı döküyorum. Muazzam olmuş. Üzerine de şöyle karabiberimi serpiyorum. Ve tarifim hazır olmuş oluyor. Ben buna bayılıyorum. Meze olarak, başlangıç olarak ortaya sofraya servis edebileceğiniz çok kolay, çok pratik ve çok çok lezzetli bir patlıcan tarifiydi. Umarım beğenirsiniz. Kanala abone olmayı, diğer tariflere bakmayı istediğiniz mi? Eğer istediğiniz tarifler varsa aşağıdaki yorum kutusuna bırakmayı lütfen unutmayın. Bir dahaki tariflerde görüşmek üzere. Mutfağın tadını çıkartın.